Değerli izleyiciler, bu hafta Şehir ve İnsan programında size çok ilginç başlıklar açacağım. Bunların birincisi, Türkiye'nin şu anda yaşamakta olduğu bir ekonomik hatta sosyal bir kriz var. Buna aslında bu tanıma ekonomik, sosyal ve siyasal kriz de denilebilir. Çünkü bu üçü aslında birbirine paralel. Ne zaman ekonomik kriz baş gösterirse mutlaka bir sosyal patlama, bir sosyal kriz. Yani insanların mağduriyeti ortaya çıkıyor. Arkasından da mutlaka bir siyasi kriz geliyor. Bu tablonun hemen yanı başında da bir belediye seçimi var. Yani çok kısa bir süre kaldı. iki haftadan daha kısa bir süre kaldı. Artık bütün adaylar finişe hazırlanıyorlar. Bu ortamda ben izliyorum. İş Sonuçta vatandaşın, bu krizden etkilenen vatandaşın doyurulmasına döndü. Vaatlere bakıyorum, uzun vadeli olarak şehirlerimizin sorunlarını çözecek, ki bunun başında tabii ki sosyal sorunlar geliyor, işsizlik geliyor. Ama kent sorunu olarak da ulaşım, trafik, otopark, altyapı sorunları geliyor. Hemen bunun arkasında insanların kültürünü etkileyen eğitimde, sağlıkta, kültürde, turizmde ve tabii ki kırsal alanda dahil ederseniz tarım sektöründeki sorunlar geliyor. Artık yeni büyükşehir kanunu ile tarım alanları da belediye alanı olduğuna göre tarımdan da belediyeler sorumlu. Tarımın regüle edilmesi, tarımla uğraşan çiftçi kesimine destek verilmesi, onların alanlarını yani tarla dediğimiz üretim yaptığımız toprağa işlemeleri için düzenlemeler yapılması aynen şehirlerin imar planı yapılması kadar önem arz ediyor. Yani şöyle bir sıralarsak şehirler başta işsizlik olmak üzere hemen arkasından trafik, ulaşım, otopark sorunları olmak üzere arkasından çöp, kanalizasyon gibi altyapı sorunları olmak üzere arkasından da kültür, turizm, tarım gibi diğer sektörlerdeki sorunlar olmak üzere Yelpaze gibi önümüzde duruyor. Biz ne yapıyoruz? Biz birbirimizi kırıyoruz. Birbirimizi üzüyoruz. Birbirimize iftira atıyoruz. Onları bir kenara bırakın. Birbirimize hakaret ediyoruz. Onu da bir kenara bırakın. Hiç insanlığa yakışmayan şeyler bunlar. Ama vatandaşa bırakın birbirimizi. Vatandaşa ne söylüyoruz? Vatandaşa hiçbir şey söylemiyoruz. Çıkıyoruz vatandaşa, ulüfe dağıtıyoruz. Yani bir nevi vatandaşa seçim rüşveti gibi bir takım şeyler dağıtmak suretiyle vatandaşı adeta kandırmaya çalışıyoruz. Zaten ülkemizde belediyecilik adeta bu ekonomik sorunlar karşısında vatandaştan oy avcılığı yapmaya döndü. İki temel unsur var. Biri algı yaratmak, ben en iyiyim, en güzelim, en efendime söyleyeyim sizi iyi temsil edecek kişiyim diye algı yaratıyorsunuz. Bu reklamla oluyor. Reklam panolarıyla, tabelalarla oluyor. İkincisi de sen aç kal, ben sana ulüfe dağıtayım, oy avcılığı yapayım. Sana efendime söyleyeyim bir torba e, pirinç vereyim, bir birazcık makarna vereyim, tavuk pilav dağıtayım falan filan. Ha bunun biraz daha ötesi var. İşte hastalarınıza bakayım. Efendime çocuklarınıza bakayım. Efendim kafeler açayım, gençler gitsinler vesaire gibi. Ya bunlarla bir yere varılmıyor. Bakın benim tavsiyem ey belediyeciler, ey şu anda o koltuklarda bulunan belediye başkanları. 2001 yılında Türkiye en ağır krizini yaşadı. Neden yaşadı? 1999 yılında ülkemizde meydana gelen büyük deprem Sonucunda bir ekonomik kriz başladı. Buna meşhur Ecevit krizi de diyebilirsiniz. 2001'de muazzam bir kriz yaşanıyor. Yani bugünkünü aratmayacak düzeyde, bugünküyle yarışır, hatta önüne geçer. Herkes bunu hatırlıyor. Yani 20 yaşın üstünde, 25 yaşın üstünde olanlar iyi kötü çocukluğundan hatırlayacaklar. O krizde ben belediye başkanıydım aç kalan insanlar, işsiz kalan insanlar, benim eski taşeronlarım, işçilerim, affedersiniz, ben de eskiden çalışmış, şimdi işsiz kalmış bir sürü insan çıkıp bana geliyordu. Ne yaptık? Onlara al belediyenin kesesinden, kasasından sana pirinç vereyim, ucuz et vereyim, efendime söyleyeyim git turistik parkta ucuza sandviç ye deseydik çözüm olur muydu? Olmazdı. Çözüm neydi? bir proje geliştirdik. İstihdam projesi. O insanlara istihdam yaratacak bir proje geliştirin. Ne yaptık biz? Kentsel tarama dedik. Bal dök yala projesi dedik. Bu şehri el birliğiyle toparlayacağız dedik. Ne yapacağız? Boş arsaların etrafına duvar çevireceğiz. Sıvasız binaların dış cephelerini sıva yapacağız. Kötü ve çirkin görünen tabelaları sökeceğiz, o sundurmaları sökeceğiz. O delik deşik olmuş, paslanmış, eternitten yapılma sundurmaları sökeceğiz. Bunların hepsini yenileyeceğiz. Şehrimizi güzelleştireceğiz. Yani görsel olarak bu şehre el atacağız. Yüzlerce, binlerce parselde, yüzlerce, binlerce, binlerce binada hareket başladı. Bizim zorumuzla. Ha diyeceksin ki vatandaşın cebinde zaten para yok. Sen niye milleti Sıva yaptıracaksın, boya yaptıracaksın, duvar yaptıracaksın. Parası olmayana destek verdik. Tek tek taradık. Ve Aydın kentinde 22 mahallede binlerce parselde imalat başladı. İmalat başlayınca insanlar iş buldu. İş bulunca gitti çimento aldı. Çimento tüccarı iş yaptı. Çimento tüccarının efendim kamyonu yola çıktı gitti akaryakıt aldı. Akaryakıçılar kazandı. Yani o bizim yaratmış olduğumuz faaliyet, istihdam projesi, yani o kentsel tarama, kenti güzelleştirme projesi büyük bir istihdama dönüştü. O günkü nüfusu yaklaşık 170-180 bin olan benim yönettiğim belediyede 20 bin kişi çalıştı, 20 bin kişi. Zaten işsiz sayısı da o kadardı. Koskoca Türkiye. Bir krizin içinde sarım sarım sarsılırken aydın güllük gülistanlık oldu. Ve dediler ki işte belediyecilik budur. Adam oy avcılığı yapmadı. Hatta gitti arsa sahibinin ayağına bastı. Kızdılar bana. "Ya sen nereden çıksın?" dediler ya. "Sana ne benim arsamdan ya? Etrafın duvarla çevirecekmişim, çevirmeyecekmişim." Sana ne dediler? "Benim binamın bir cephesi tuğla, çirkin görünüyor." Efendime söyleyeyim, yarım kalmış bir bina var, kolonlar böyle leylek bacağı gibi duruyor. Sana ne? Benim zaten param yok. Parası olan da zaten yapmak istemiyor. Onun için biz kötü olduk. Ama vatandaş iyi oldu, toplum iyi oldu. 20 bin kişi iş buldu, tüccar iş yaptı, esnaf iş yaptı. Makinalar dolaştı, araçlar dolaştı, araçlar bozuldu, tamire gitti, sanayi, küçük sanayi iş yaptı. Bunu aydın da 30 yaşın üstündeki herkes hatırlar. İşte belediyecilik ulüfe dağıtmak değildir, belediyecilik göz boyamak değildir, belediyecilik tabela asmak değildir, belediyecilik şuna buna ucuz et vereceğim diye kart dağıtmak değildir, belediyecilik benim yaptığım tesisleri kafeye çevirmek, benim yaptığım tesislerde zarar ederek, vatandaşın parasını çarşur ederek ucuza çay, kahve, sandviç dağıtmak değildir. Bunun sonu yok. Bunun sonu yok. Sonu olmadığını herkes görüyor, biliyor. Belediyeci istihdam yaratır mı? Yaratır. İşte demin örneğini verdim. Bütün bir şehri ayağa kaldırır. Şehirdeki bütün işsizliği bir belediye başkanı alacağı doğru kararlarla emebilir. Bugün de ihtiyaç olan bu iken neler yapıyoruz? Bakın, diyor ki, fabrikaları kapattı, bilmem neyi bilmem ne yaptı. Aydın'a kimse bir şey yapmıyor. İyi de siz ne yapıyorsunuz? Sayın Çerçioğlu'na ben buradan soruyorum. Aydın Tekstil Fabrikası kapandı. Benim bütün ısrarlarıma rağmen, benim belediye başkanlığım döneminde fabrikayı taşıyıp yeni bir fabrika kurmak üzere plan yapmıştım. Finansmanını, parasını da bulmuştum. Dünya markası bir Aydın Tekstil Fabrikası olacaktı. O Adnan Menderes'in 50'li yıllarda Aydın'a hediye ettiği o koca tesis, Aydın'da binlerce kişiye iş ve istihdam yaratan o tesis maalesef kapanmıştı. Sayın Çerçioğlu gitti satın aldı. Biz de dedik ki, ha satın aldı şimdi fabrikayı açar. Ne gezer? Ben kendisine mesaj gönderdim. Dedim ki bakın bu fabrika bir simgedir. Bu fabrikayı tekrar hayata geçirin, çarçur etmeyin. Ne yaptı biliyor musunuz? Önce o benim tescil ettirdiğim ana bina var o ana binayı baktılar ki yıkamıyorlar. Rezidans yapmak üzere bir imar planı yaptılar. Biz itiraz ettik. Aydın tekstili kapattınız, satın aldınız, arsasını bari koruyun dedik. Dedik ki ana binayı yıkamazsınız çünkü tarihi eser olarak ben tescil ettirdim. Önündeki aşağı yukarı bine yakın ağaç, büyük çam ağaçları. Bunları da tek tek koordinatlarını vererek tarihi ağaç olarak tescil ettirdim. Anıtlar kurumuna. Baktılar ki kıpırdayamıyorlar. Rezidanstan vazgeçtiler. Dedi ki fabrikayı açın ya. 1500 kişi çalışsın. Aydın marka olsun. En yeni teknolojiyle yenileyin. Moda merkezi haline getirin. Bizim kurduğumuz Astis'te tekstilciler sitesi var. Onlar yan sanayi olsun. Aydın tekstil fabrikası ana sanayi olsun. Gerekirse Aydın tekstil fabrikasını organize sanayi bölgesinde size arsa ayırdım. Oraya taşıyalım ki benim projem o idi. Aydın tekstili yaşatın. Özeti bu. Şimdi gidiyorum ve görüyorum, üzülüyorum. O koskoca tarihi binanın içine bir şap dökmüşler. Seçim öncesi ne lazım? Kreş açtım. Nereye açtım? 16 bin metrekarelik fabrikanın içine kreş açtım. Alel acele. Kreşin öğrencisi çocuğu var mı? Yok. Toplayın getirin. Şurada göstermelik 3 tane oyuncak. Ben kreş açtım. Ben Efendim edebiyat kültür merkezi açtım. Ben sanat merkezi açtım. Ben fuar açtım. Fuar nerede ya? Hani fuar. Kapısına koskoca Aydın Tekstil Fuar Alanı yazıyorsun. Bırakın ya milleti kandırmayı artık bırakın. İş yaratın, istihdam yaratın. O fabrikaya yeni makinalar alıp yeni bir teknolojiyle üretime geçseydiniz bugün orada 1500 kişi çalışırdı, ekmek yerdi. 1500 kişinin düşünün ailesiyle birlikte 4-5 kişiye baktığını düşün 7-8 bin kişi oradan karnını doyardı. Siz, o karnı doymayan, işi olmayan, emekli olup da ilave ek bir gelir sağlamaktan e, imkanı olmayan insanlara ucuz et, ucuz çay, ucuz kahve deyip gönlünü alıp oy avcılığı yapıyorsunuz. Tamam o insanların her şey hakkıdır. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan 7500 lira maaşla geçinemeyen insana biz de destek verdik. Ucuz değil, ücretsiz verdik. Ücretsiz verdik. Ücretsiz derken onları afişe etmedik. Eline böyle kepçe alıp da milletin kafasına vurur gibi yemek dağıtmadık. Hepsini gizli yaptık. Dinimizin vecibesi de budur, ahlaki vecibede budur, sosyal vecibede budur. İnsanları afişe ederek ucuzcu mağazası açıp önlerinde kuyruklar oluşturarak yapılan belediyeciliğe karşıyım. Hangi partiden olursa olsun, ulüfe dağıtmaya karşıyım. İnsanlara iş ve istihdam yaratma imkanı varken, çalışamayacak durumda olan yaşlı, emekli, çaresiz insanlara ise, ücretsiz olarak onların ihtiyaçlarını evlerine kadar götürüp veya açacağınız sosyal yardım merkezlerinde kimse görmeden desteklemek varken, Belediye meydanlarında, şehrin göbeğinde fakir kafeleri açmak, adeta o insanları orada afişe etmek ne kadar doğru. Siz düşünün. Onun için biz belediyecilikle ilgili, belediyeciliğin bugün geldiği noktayla ilgili bunları söylemeden geçemeyeceğim. Sayın Çerçioğlu'na bir hitap ediyorum. Seçilirsiniz, seçilmezsiniz. Büyük ihtimalle seçilmeyeceksiniz. Ama seçilseniz dahi, kim seçilirse seçilsin. Kim seçilirse seçilsin. O aydın tekstil fabrikasını 16 bin metrekare, 18 bin metrekarelik koca fabrikayı kreş ıvır zıvır diye kullanmaktan vazgeçin. Oraya fabrikayı açın. O fabrikayı açın. Bahçesi yine park olsun. Bahçesi yine sosyal tesis olsun. Oranın çalışanları yararlansın. Dışarıdan da insanlar gitsin. Orada dünyanın binası var. Dünyanın boş arazisi var. Oraya fuar alanı da yapabilirsiniz. Oraya termal turizm alanı da yapabilirsiniz. O projenin hepsi hazır. Bakın yanı başında 142 bin metrekare ay ter sahası var. Bir köşesine ticaret odasına verdiler. Bir köşesine ben müzeyi yaptım. Ama koskoca alan var. Oraya büyük bir turizm merkezi yapın. Üniversiteyle anlaşın. Üniversite aşağıya kadar insin. Hastanesini de aşağıya indirsin. Orası bir sağlık turizmi, bir termal turizm, bir kaplıca turizmi merkezi olsun. Aydın tekstil fabrikasında faaliyete geçirin, İş yaratın, istihdam yaratın. Benim bıraktığım organize sanayi bölgesinin dörtte üçünü daha hala kullanmıyorlar. Dörtte üçünü kimse el atıp da benim çizdiğim imar planlarına göre sanayiyi büyütmeye çalışmıyor. Bugün doldu. Ben Astim organize sanayi bölgesini kurduğum zaman. ASTIS orta sanayi bölgesini kurduğum zaman ve küçük sanayileri de oraya taşıyacağım dediğim zaman küçük sanayi, orta sanayi ve organize sanayi olmak üzere Aydın'da bir sanayileşme hamlesi planlamıştım. Başarılı oldu mu oldu? ASTIS bugün doldu. 500-600 tane orada küçük fabrika var. Ben başına geçip yapmasaydım o bataklık toprak bugün hala bataklık olacaktı pamuk ekmeye çalışıyordu vatandaş. Pek pamuk da vermiyordu. Yani berbat bir saha olarak kalacaktı. Ama kaldığı yerden büyütün. Dörtte üçü duruyor. Büyütün, sanayiyi büyütün. İstihdamı büyütün. Bunu söylüyorum. Türkiye'nin ihtiyacı bu. Tarım alanlarına da el atın. Şimdi biz üç haftadır burada ulaşım anlatıyoruz. Sayın Çerçioğlu ben her hafta program yapıyorum. Herhalde izlettiriyor. Alternatif projeler üretmeye çalışıyor. Ya bakın Burada bir master plan hazırlamışız. Ekranı yansıtırsak arkadaşlar. Ee, bir master plan hazırlamışız. Yansıtma ne durumda görelim. Evet yansıtma tamam. Bu master plana göre aydınla yapılması gereken şu anda birikmiş yapılması gereken bulvarlar, kavşaklar bunlara anlatıyordum. Ama Dayanamıyorum. İzlediğim tablodan son derece mutsuzum. Belediyeciliğin ne kadar yanlış mecralara gittiğini, rekabetin nasıl yanlışlarla dolu olduğunu gördükçe her hafta programın bir bölümünü bunları eleştirmeye açıyorum. Ve herkes zannediyor ki ben işte Sayın Çerçioğlu'na karşıyım. Ben Çerçioğlu'na karşı değilim. O sonuç itibariyle bizimle birlikte 2002'de çıkmış, milletvekili olmuş, 22 senedir Aydın'da milletvekili olarak, belediye başkanı olarak koltuk işgal eden bir kişi. O koltuktakine biz doğru yapması konusunda ikaz etmek zorundayız. Çünkü bu şehrin geçmişinde bir imza attık. Bunlara sahip çıkmak zorundayız. Aksi halde herkes istediğini yapıyor. Tabelalarla, bilmem nelerle, popülist uygulamalarla, milleti kandırarak, belediyenin içinde milleti itip kakarak, küfür ederek, ağzını bozarak götürüyor. Ben ikaz etmek zorundayım ya. Ben ona kötülük yapmak için çıkmadım. Ben ona iyilik yapmak için çıktım. Ben onu haksız yere iftira atarak filan eleştirmiyorum. Ben ona proje sunuyorum. Bak Aydın Tekstil ile ilgili diyorum ki şunu yap. Şimdi gelelim hastane yoluna. Ne yapıyor? Koca bir hastane yapılıyor Işıklı köyünde. Yani o bölgede hazine yerleri var. Üniversitede orada veterinerlik fakültesini açtı. Ben belediye başkanı olduğum tarihte 1994'te Işıklı Kuyulu Şevketiye, altında Kadıköy, orası Aydın'ın gelişme alanı. Yani bu köyler artık Aydın'a katılacak. Ne zaman? İleride. Bunları gördüğüm için Işıklı yolunun küçücük bir kutu biçiminde olan geçişini karayollarıyla kavga ede ede kocaman bir köprü yaptırdım oraya. Kadıköy yoluna da köprü yaptırdım. Ama dedim ki ikisinin arasına bu bölge ileride şehirleşirse, büyürse, büyük yatırımlar yapılırsa bu yollar yetmeyecek. Çünkü köprüyü ne kadar geniş tutarsan tut, köprüden geçince köyün içine giriyorsun. Köyün içindeki yol daracık. İleride dedim ortasından yani Işıklı Köyü ile Kadıköy arasındaki köprülerin ikisinin arasından bir köprü daha isterim dedim. Yapmadılar. Şimdi o köprüye ihtiyaç oldu. 30 yıl sonra otoban yapılmadan önce benim söylediğimi dinlemeyen karayolları 30 yıl sonra benim dediğim yere geldi ve otobanı yararak otobanı imha ederek oradan yol açıyor ve köprü yapıyor. İnanır mısınız? Yani ulaşım master planı dediğimiz böyle bir plan. Geleceği gören bir plan. Ben bunları söyledikçe Sayın Çerçoğlu çıkıyor. Benim diye ulaşım master planım var diyor. Kuzeyden ben çevre yolu geçireceğim diyor. Saçma sapan hiç ihtiyaç olmayan Mümkün olmayan kafadan atma projelerle benim 40 yıllık deneyimimi, çalışmamı boşa çıkartmaya gayret ediyor. Ya buna gerek yok. Abi kızım, abe kardeşim. Yani çık gel, bak çık gel demiyorum. Çağır, geleyim. Bütün bu projeleri önüne koyalım. Aydın'ın, merkezinin, büyük hepsinin master planları zaten var, yapıldı. Senin var dediğin master plan diye bir şey yok. Bir kapak sayfası çıkarmış birisi. Bir de animasyon yapmışsınız. Millete proje diye yutturmaya çalışıyorsunuz. Bunları yapmayın. Bu şehir buna layık değil. Bu şehrin trafiği tıkandı. Otopark ihtiyacı hat safhaya geldi. Bakın hastane yapılıyor. Biz ne diyoruz? Belediye o yörenin bütün ihtiyaçlarını, başta istihdam olmak üzere, tarım olmak üzere, her şeye el atacak diyoruz. Ama bizim belediye başkanımız yapılan hastanenin yolunu bile yapmam diyor. Yolu yapmam diyor yolu. Ya o hastane kim gidecek? Aydınlı gidecek. Nereden gidecek? Köyün içinden gidecek. Köyün içinden ambulans giderken ya tavuk ezecek ya çocuk ezecek ya da vatandaşı ezecek. Yapmayın. Niye kaçıyorsunuz bu hizmetten? Hastane bulvarında kalmıştık. Şu benim bahsettiğim. Bakın bu hastane bulvarının açılması gereken yer. 30 sene önce açın deyip de açtıramadığım köprü. Bugün yıkılarak TOKİ'nin yanından yeni bir bulvar açıyorlar. Bunun açılacağını biz 30 yıl önce öngörmüştük. Nasıl öngörmüştük? Kuyulu Şevketiye ve Kadıköy, yani bu köylerimiz Işıklı, Kuyulu, Şevketiye, Kadıköy'ün ileride Aydın kenti ile bütünleşeceğini öngördüğümüz için, bunu görebildiğimiz için <laughs> Orada iki tane köprü yetmez Üçüncü ortasına köprü demiştik Şimdi Işıklı Kuyulu Şevketiye, Kadıköy Aydın kentine katıldı mı? Daha katılmadı Ama oraya büyük bir yurt yapıldı Emniyet binası yapılıyor Koskoca bir hastane yapıldı ve üniversite büyüdü Dolayısıyla oranın trafik yükü arttı Mecbur kaldılar 30 yıl sonra oraya Otobanı yarıp köprü yapıyor biz de diyoruz ki bundan sonraki 30 yıla hata yapmayın. Şu söylediklerimizin hepsini zamanında yapın. İşte hastane bulvarının hikayesini size kısaca bu şekilde anlattım. Bakın burada görünüyor. Otobandan çıkıyorsunuz. Otobandan çıkıyorsunuz. Benim önerdiğim, geçen hafta anlattığım bir özel kavşakla sanayinin içine giriyorsunuz. Eski gişelerin olduğu yerde. As, aymasın oradan. Bakın, aymasın oradan çıkıyorsunuz. Sanayinin içine giriyorsunuz, Zeybek Bulvarı. Buraya büyük bir kavşak yapıyorsunuz, şu sarı olan Işıklı Bulvarı. Oradan Toki'ye iniyorsunuz, bakın bu da Toki. Oradan dönüyorsunuz Işıklı'ya, karayolların 30 yıl sonra açtığı bulvar, hastane bulvarı, bunu açıyorsunuz. Burada bir kavşak daha yapıyorsunuz, işte burada hastane. Hastanenin oradan dönüyorsunuz Şevketiye Bulvarı'na. Şevketiye Bulvarı da geliyor. İzmir Karayolu'na bağlanıyor. Nereden? Yılmaz Yapı Market'in oradan bağlanıyor. Bu yapı market'in orada bu dönerli kavşağı bundan tam 25 sene önce açmıştım. 25 sene önce bu kavşakla başlamıştık. Rahmetli Sayın İlhami Ortekin geldi, kavşağı kapattı. Niye? Orada benim evim var ya, benim evime geçiş kapansın diye. İşte bizde siyasi anlayış da bu. Bizdeki öngörü bu. Rakibimi eziyim, rakibime eziyet edeyim, rakibime suç atayım, iftira atayım, evin önünü kapatayım, hayatını zorlaştırayım. Böyle siyaset olur mu ya? Ben hep bu yüzden isyan ediyorum. Bu halk, bu ülkenin içine düştüğü bu tabloya gerçekten layık değil. Bu ülkenin her türlü nimeti var. Bu nimetleri doğru değerlendiren siyasetçilerle, bu ülke şaha kalkar. Bunlar laf olsun diye söylemiyorum. Bunlarla ilgili 25 yıldır araştırma yapıyorum. Belediye başkanlığım döneminde de araştırmalar yaptım, projeler hazırladım. Başkanlığı bıraktım. 22 sene oldu. 22 senedir çalışıyorum. Ülke nasıl kalkınır? Benim derdim bu. Aydın'ın topraklarından nasıl refah, mutluluk fışkırır? Benim derdim bu. Lafla değil, ona buna saldırarak değil. Proje üreterek o projeler de öyle onun bunu yaptığı gibi uydur kaydır projeler değil, gerçek kalkınma projeleri. Şunu hesaplıyorum ki bu ülkeyi, bu mekanı, bu toprağı ve bu insanı doğru kullanan projelerle ki biz onun üzerinde çalışıyoruz, çalıştık, pek çok şey hazırladık. Bu projelerle sonucu bir cümleyle özetlemek gerekirse Türkiye'nin kişi başına geliri 150 bin dolara çıkabiliyor. Bu dünyanın rekoru. Dünyada en yükseği bunu 100-120 bin doları geçmemiş. 150 bin dolara bu ülkenin insanlığı mutluluk, refah içinde yaşatabilen bir ekonomik, sosyal, kültürel düzen kurabilirsiniz. İşte o zaman Türkiye dünyanın şampiyonu olur. Ama geliyor adam, benim 30 yıl sonrayı görerek hazırladığım ulaşım master planına göre bu yapı marketin yanında açmış olduğum yuvarlak dönerli kavşağı Aksu'nun evine gidiyor diye kapatıyor. 30 yıl sonra bunu da açacaklar. Şu anda faaliyet devam ediyor. İşte bu hastane bulvarının hikayesinden ne ibretlik hikayeler çıkıyor görüyor musunuz? Yani Türkiye'nin siyasi yapısı insanları süründüre 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 ona buna çamur atarak, onunla bununla yumruklaşarak bir şeyler oluyor bu ülkede ama yerimizde saymıyoruz. Ama ya çok elit bir kesimin, çok küçük bir kesimin cebi doluyor, aşağıdakiler ezile ezile oluyor, aşağıdakilerin alın teriyle, emeğiyle, yukarıdakileri çalarak yaptıkları uydur kaydır, plansız programsız yatırımlarla oluyor. Özeti bu. Yani Türkiye'de her şey yapılıyor. Ben 1970'li yılların başında Amerika'ya gittiğim zaman dehşete kapılmıştım. Ya biz nereden çıktık, nereye geldik diye. O otobanlar, o AVM'ler, o efendime söyleyeyim lüks rezidanslar görünce şaşırmıştım. Türkiye'de daha asansör yoktu ya. 1970'li yıllar, 60'lı yıllarda asansörler bile yeni yapılıyordu çünkü binalar 4 katlıydı, 3 katlıydı filan. Dolayısıyla o günden bugüne bakıyorum. İşte yeni gittik Amerika'ya. Ya onların otobanları eskimiş, bizimkiler daha güzel. Onların AVM'leri eskimiş, bizimkiler daha güzel. Tamam Türkiye kalkınıyor, Türkiye gelişiyor, AVM'leşiyor, otobanlaşıyor. Yat limanlarımız var, köprülerimiz var, tünellerimiz var, her şeyimiz var. Bunlar tabii ki olacak. Ama ne bahasına oluyor ya? Ne bahasına oluyor? köprüye, tünele, ulaşıma, yat limanına, otele, lüks rezidansa hiçbirine karşı değiliz. Moderniteye karşı değiliz. Bugün modernite dediğimiz, çağdaş şehircilik dediğimiz batı ülkelerinde de pek çok sorunlar yaşıyorlar. Ama şuna karşıyız. Çok küçük bir kesimin siyasi anlamda beslenmesiyle, şişmesiyle her dönem ama, bakın şimdiki dönemi kastetmiyorum, her dönem her siyasi iktidar kendi yandaşlarını zengin ederek geldik. O yandaşları zengin etmek için yatırım yaptık. 1 liralık işi 3 liraya mal ettik. O 2 lirası halkın cebinden çıktı. Halka fakirlik olarak döndü, ızdırap olarak döndü, işkence olarak döndü, haksızlık olarak döndü ve de bir nevi bakımsızlık, açlık, fakirlik olarak döndü. Biz bu ülkede doğru paylaşabilseydik kaynaklarımızı, doğru planlayabilseydik yatırımlarımızı, bu ülkenin yarattığı emek sermayesiyle bugünkü geldiğimiz noktanı çok daha üstüne çıkardık. Kişi başına 9 bin dolara düşen, kişi başına 9 bin dolara düşen milli gelirimizi o yukarıdan %5'lik zengin kısmı çıkar, kişi başına bin dolara düşmüş. Bin dolarla yaşıyor koskoca bir yıl insanımız. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu kadar basit. Onun için ben böyle bir seçim arefesinde bütün belediye başkanlarımızı şöyle bir silkelenip ya çok mu zor bu Aksun'un dediklerini yapmak zor değil. Emin olun çok kolay. Hepsi hazır. Gelsinler hepsine yardımcıyım. Hangi parti diye ayırt etmiyorum. Parti marti fikri, partilerin peşinden gitme fikri, bu vatandaşın içine düştüğü bir tuzaktır. Benim partim o olmasın, benim partim olsun dediğiniz sürece o partilerin yarışında birileri köşeye döner. Zaten o partiler muhalefet olsun, iktidar olsun sizler umurlarında değilsiniz. Herkes yerine razı. Herkes yerine razı. Herkes bir köşesinden ya itibarını kullanıyor ya geçimini sağlıyor ya zengin oluyor köşeyi dönüyor. Sen de arkalarından futbol takımı fanatiği gibi futbolcu alıyor milyonlarca dolar, milyonlarca euro transfer bedeli. Beş yıldızlı otellerde geziyor, tozuyor, yedi önünde yemediği arkasında. Taraftar maç biletini zor buluyor, aç kalarak maç bileti buluyor. İşte taraftarlık böyle bir şey, siyasette de böyle bir şey. Hep söylenir ya takım tutar gibi, futbol takımı tutar gibi siyasi parti tutmayın. Aklınızı kullanın. Adaylara bakın, hiçbiri işe yaramıyorsa gidin pusulayı çöpe atın. Ne zaman bu sistem düzelir, vatandaşın oy kullanma oranı yüzde beşe düşerse, birileri uyanır. Yani çöpe atılan oy aslında geleceğe atılan oy olarak size geri döner. Ha bu seçimde bunu yapın falan da demiyorum, kimse yanlış anlamasın. Ama siyasi yapıyı doğru tanıyın. Siyasi yapı şu parti iyi bu parti iyi şeklinde gelişti. Sizi böldüler. Akıllarınızı kiraya aldılar. Siz de aklımızı kiraya verdik. Ben şu partidenim, öbürü olmasın diye ne adayına bakıyorum, ne yaptığına bakıyorum, ne bana ne söylediğine bakıyorum. Hep söylüyorlar ya, odunu koysam seçerim, seçilir. Ya böyle bir toplum olabilir mi? Böyle bir gelişme olabilir mi? Bu anlayıştan siz mutluluk, refah, huzur, ekonomik kalkınma, sosyal gelişme bekleyebilir misiniz? Ha bekleseniz de zaten alamazsınız. Zaten gelmiyor bakın. Şimdi bir hastane yolu dedik. Bir sürü hikaye anlattık. Ama bunların hepsinin arkasında yatan gerçekler bunlar. Şimdi hastanenin iki kolu var. Bir tanesi Işıklı Bulvarı, bir tanesi Şevketiye Bulvarı. Demin anlattık. Ee, Şevketiye Bulvarı hastanenin yanından yukarıya doğru çıkıyor. Benim yıllar önce yaptığım kavşakla sona eriyor. Hakeza burada Aydın'dan çıktınız, İncirlova'ya doğru gidiyorsunuz. En fazla kullanılan yol, en fazla kullanılan yol. Neden? Çünkü Efes'e de gitseniz, Kuşadası'na da gitseniz, Didim'e de gitseniz, Bodrum'a da gitseniz, Muğla'ya da gitseniz hemen hemen bu yolu kullanacaksınız. <laughs> Gerçi Bodrum'un Muğla yolundan da gidebilirsiniz ama bu yol Bafa Gölü'nün kenarından geçiyor, daha keyifli. Bu yol Adnan Menderes döneminde 35 metre istimlak edilmiş. O zaman buradaki tarla sahipleri isyan etmişler. O zaman denmiş ki Amerikalılar geldi, bize hata yaptırdı. 35 metre tarım alanları yardı geçti bu yol. İzmir yolu. Bildiğimiz şimdiki İzmir yolu. 35 metrelik yol demek şudur. Dört şerit gidiş, dört şerit geliş var. Ortasına refüj var, kenarına kaldırım var. Yani bir geniş bir kent bulvarıdır, 35 metre. Bizim Adnan Menderes bulvarımız 30 metre. Onun 5 metre daha genişini düşünün. Bu İzmir yolu öyle bir yol. İstikameti 35 metre, ama bizim karayollarımız geliyor buraya hala daha, hala daha iki şerit gidiş, iki şerit geliş asfalt döküyor. Yapmayın arkadaş, yapmayın. Ya biraz geleceği görün. Şimdiden tıkanmış. Şunu dört şerit yapın. Dört şerit gidiş, dört şerit geliş. Kaldırımını da yapın, refüjünü de yapın. Kaldırımların ağaçlarını da dikin. Burası artık bir kent içi bulvar olmuş. Aydın'dan çıkıp da ortaklara gidinceye kadar yapısı olmayan bir cephe var mı? Her taraf bina olmuş, her taraf dolmuş. Artık burası şehir içi bulvar olmuş. Çıkıyorsunuz buradan. Demin bahsettiğim Hastane yolu Şevketiye e, bulvarı dediğimiz bulvarda bir kavşak var, Yapı Market'in önünde dedik. Hemen arkasından biraz ilerliyorsunuz, kardeşköy kavşağı var, o ayrı bir felaket. Yıllardır söylüyorum, kardeşköy kavşağı yanlış. Orada otobüs kazası oldu, 35 kişi öldü. Çok riskli bir yer. Ondan sonra bir takım dönüş yasakları getirdiler, kırmızı ışıklar koydular, çözüm değil. Bunlara kalıcı çözüm istiyoruz. Kardeşköy kavşağında gidiyorsunuz U dönüşü yasak. E ya buradan çıktım ben kendi evimden. Aydın'a geleceğim. Kardeşköy kavşağından dönmezsem gideceğim Kızılca köy kavşağından döneceğim. Bakıyorum o da yasak. Allah Allah. Gidiyorum. Acarlar kavşağına. Bakıyorsun orada da U dönüşü yasak. <laughs> ne yapacaksın? En yakını Kardeşköy kavşağı. Dalacaksın Kardeşköy'ün içine. Kardeşköy'ün içine dalacaksın. Oradan kardeşköy'ün içinden bir dönecek yer bulacaksın. Dönüp gelip tekrar kavşağa gireceksin. Bak, 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 bak. Trafiği adeta zorlama yoluyla tıkıyorsun. Orada U dönüşü yasaklamakla. E Yasaklamasan ne yapacaksın? U dönüşüne yasaklamazsan da trafik kazası oluyor. Doğru. E adam gibi bir kavşak yap arkadaş ya. Artık trafik yükü artmış, oraya bir kavşak yapın. Ey Efeler, belediye başkan adaylarım, bunları ilan edin. Bakın, Aydın'dan çıktınız İncirloğa Köprüsü'ne kadar, İkizdere Köprüsü'ne kadar kaç tane kavşak var biliyorsunuz. Otobanı geçtikten sonra Devlet Su İşleri Kavşağı var, Şevketiye Kavşağı var, Kardeşköy Kavşağı var, Kızılcaköy Kavşağı var, Acarlar Kavşağı var. 6 tane kavşak var. Bunların hepsini düzenleyin. Ben kendi dönemimde Aymaz Kavşağı'nı yaptım. Devlet Su İşleri Kavşağı zaten vardı. Bugün artık yeterli değil. DSI Kavşağı önceliklidir. Şevketiye Kavşağı hastane yoludur. Zaten önceliklidir. Kardeşköy Kavşağı çok önemlidir. Çünkü Kardeşköy artık şehrin adeta bir mahallesine dönüştü. Orada villalar yapıldı. Yanlış bir şehirleşmeye, altyapısız bir şehirleşmeye sahne oldu ama oldu. Orada kavşak lazım. Kızılcaköy kavşağı hepsinden önemli. Çünkü bizim Kızılca köyümüzü daracık bir köy yoluna birileri geldi asfalt döktü. Bütün düğün salonlarımız orada. Bir düğün dağılıyor. Aman ya Rabbi. Zaten çıkanların yarısı alkollü oluyor. O kavşak bir felaket. Ya gelin bunları düzenleyelim ya. Bakın bunları seçimden sonra kim seçilirse seçilsin bana gelsin. Ben şantiye şefliğini yapacağım. Kaynağı parası hiç önemli değil. Bunlar çok pahalı şeyler de değil. Bunları bir ayın içinde başlayalım, üç ayda tamamlayalım. Şuradan çıktığımız zaman şıkır şıkır e, Kuşadası'na giderken bu rezilliği çekmeyelim. Ey adaylar gelin bunu bari yapın. Ben size ulaşımı anlatıyorum. Ulaşım master planının küçücük bir parçasını anlatıyorum. Ama ne kadar hayati olduğunu, ne kadar önemli olduğunu biz her gün yaşıyoruz. Şuradan İncirlova'ya, Germence'ye, ortaklara e, Kuşadası'na, Didim'e gitmeye kalkarsanız, Söke'ye gitmeye kalkarsanız... Bu beş kavşağın beşinde geçiyorsunuz. Bunların hepsi sığınmacı kavşaklar. Aynen bizim başımızdaki sığınmacı belası gibi bunlarda sığınma cebi var. Dolayısıyla oradaki kırmızı ışık tam bir buçuk dakika seni bekletir. Niye? Yan taraftan çıkacak olan iki tane araba geçsin diye sen bir buçuk dakika beklersin. Dört kavşakta ışıkları denk getiremezsen, pardon beş kavşakta, yedi buçuk dakikan gitti. Yedi buçuk dakika, çok önemli. 7,5 dakikada ben ortaklara varırım arkadaş ya. Yapmayın. Şuradan şuraya gidemez hale geldik. Ondan sonra Sayın Çerçoğlu çıkıyor. 22 tane battı çıktı yapacağım bilmem ne yapacağım. Ya bırak yapma. Gözünü seveyim. Ezbere konuşmayın. Öncelikli olanları hemen alalım. İlk bir ay içinde girelim temelini atalım. Hadi bilemedin 100 gün içinde temeli atalım 3 ayda. Bir senede de bitirelim şunları ya. Gelin bitirelim. Bunun gibi Aydın ili genelinde müdahale edilebilecek, çok kolay çözülebilecek yüzlerce nokta var. Bir tanesi Sazlı e, Sazlıköy kavşağı. Buna benzer o kadar çok nokta var ki. Bir kısmı Nazilli'nin içinde, bir kısmı köşkün içinde. Aydın'dan Nazilli'ye, oradan Denizli'ye gidene kadar kavşakları saydınız mı bilmiyorum. 50 küsur kavşak var. Her köy yolunun kavşağı var. Her köy yoluna karayolları sorumluluktan kurtulmak için kırmızı ışık koymuş. Ortada göbek yoksa, kırmızı ışık sizi bir buçuk dakika bekletiyor. Çünkü diyor ki, bir şu dönenlere vereyim, bir düz gidenlere vereyim, bir öbür taraftan sağa dönenlere, bu taraftan sola dönenlere filan. Bakıyorsun, bir bakıyorsun, her yer kırmızı yanıyor, kimse geçmiyor. Niye? Yan taraftaki o daracık köy yoluna yeşil yanıyor. Orada da araba yok. Ya bunlar ulaşım mühendisliğinde bilinen şeyler ama biz Vatandaşımıza adeta eziyet etmeye alışmışız. Sorumluluk bizde olmasın, kaza bela olursa karayollarının üzerine kimse suç atmasın diye böyle abuk subuk işler yapıyoruz. Bunları düzeltmek elimizde, aha projeler. Şimdi devam edelim. Şevketiye Kavşağı'nı bakın çizmişim. Gayet güzel. Yaya geçitleriyle ortasına bir yuvarlak yapmak suretiyle Şevketiye Kavşağından geçiş sağlanabilir. Çok da basit bir şey. Yanında toplayıcı yollar var bakın. Bunlar toplayıcı yollar. Ana asfaltın dışında toplayıcı yol trafiğinde dikkate alacaksınız. Ha keza Kardeşköy kavşağı. Bakın Kardeşköy kavşağı zaten 3 üç, üçlü T kavşak. Bunu da çizmişiz. Bunu yapmaya kalktılar. Yanlış yere yaptılar. Bakın burada gözüküyor. Yanlış yere yaptılar. Bir baktılar ki orada yol yok. Vazgeçtiler. Eski kavşağa kaldık. Ben her gün yaşıyorum ya. Kardeş köyün oradan döneceğim kardeşim. Trafik polisleri drone ile kontrol yapıyormuş. Ben daldım bekliyorum. Karşıdaki araba durdu. Ha dedim bana yeşil yandı dedim. Çünkü ışığı biraz geçmişim. Kendi ışığımı göremiyorum. Ama karşıdan gelen durduğu için döndüm. U dönüşü yaptım gidiyorum. Döndüm ayna geliyorum. <laughs> Polis kardeşim beni durdurdu. Şöyle sırıtarak baktım. Nasılsın dedim. Beni tanıdın mı? Vallahi tanıyamadım ben yeni geldim dedi. Oradaki görevli ceza yazan aracın başındaki polis kardeşim. Oo başkanım hoş geldin filan. Dedi drone kontrol yapıyoruz. Kırmızı ışıkta geçmişsin. E güzel ne yapayım? Bir de dedi U dönmüşsün. E dedim burada U dönmezsem ta İncirlova'nın içine gidiyorum. Bunu dedim trafik e, müdürlüğümüze aktarın. Ya yani tuzak gibi oraya drone koyup da hepimizi yakaladınız, kapana soktunuz. Ben de dedim bunun projeleri var. Beni bari affedin dedim. Benim projem falan var dedim. Espri yaptım. Sonra dedim şaka yapıyorum. Çünkü drone'da kayıt var. O kayıtlara girdiğiniz zaman trafik polislerinin sizi affetme yetkisi yok. İşte Kardeşköy kavşağı da böyle biçimsiz bir kavşak. Yapılması lazım. Kızılcaköy kavşağı, düğün kavşağımız bizim. Düğünlerde hakikaten izdiham yaşadığımız, rezalet yaşadığımız bir kavşak. İşte bu, buyurun, burada projesi var. Bu kırmızı olanlar demir yolu geçiş kısmı. Orası güzelce e, tehlikeli bölge olarak e, işaretlenecek. Kollu bariyerlerle kontrol edilecek. Bu kavşak Kızılcaköy'e yapıldığı takdirde, pardon e, yani Kızılcaköy kavşağı olarak yapıldığı takdirde çok kolaylıkla oradaki sorunlar çözülecek, şıkır şıkır akacak. Çünkü Kılıcaköy kavşağına yaklaşırken iki tane şerit var. Diziliyor arabalar böyle diziliyor, kuyruk oluyor. Ya orayı dört şerit yapın. Her yeri madem dört şerit yapamıyorsunuz, sadece kavşakların yaklaşma yerlerini dört şerit yapın. Kavşaktaki aracın yeşil ışık yandığı anda boşalma hızı iki şeride göre iki katı artar. Çok daha hızlı boşalır, daha fazla araç geçer, trafik yükü yarı yarıya azalır. Bakın çok basit bir önlem kenarına birazcık asfalt dökeceksiniz. 50-100 metre. Kavşağa yaklaşırken yapacağınız şey çok basit. İki şeritten dört şeride çıkaracaksınız. Ha örnek mi istiyorsunuz? Benim yaptığım Aydın'daki otoban kavşağı, Aymaz kavşağı. Gidin bakın. Orada üç şeritli yolu beş şeride çıkartmışım. Hiç tıkanma oluyor mu? Hiç birikme oluyor mu? Niye? Beş şerit. Yeşil yandığı zaman beş araba birden fırlıyor. Beş araba birden fırlıyor. Evet, şeyler de bitmiyor. E, demin telefon numarası ilan ettiler WhatsApp hattı diye. Boyuna <laughs> sorular geliyor. Bu soruları ben daha sonra özür diliyorum e, açan vatandaşlardan. Daha sonra inceleyeceğim. Gelecek haftaki programda cevaplanması gerekenler varsa cevaplayacağım. Şimdi Acarlar kavşağı aynı şekilde. Yani Bekle Babam, Bekle kavşakları bunlar. Bunların düzenlenmesi de son derece kolay. İşte Acarlar Kavşağı'nın krokileri, çizimleri. Bunların hassas çizimleri var. Bakın burada küçücük bir alan var yol olarak gözüküyor. Demir yolundan geçen bu genişletilecek. Genişletilecek. Dört şeride çıkılacak yaklaşma şeritleri. Anında hızlı biçimde boşalacak. Şurada otobüs durakları için <laughs> bir parça asfalt dökmüş Sayın Çerçioğlu. Ama kavşağı yapayım dememiş. Yani böyle küçük ucuz politikalarla halkın taleplerine göre oraya dubaçak oraya plastik çak e işte başkanım bizim burada arabalar hızlı geçiyor e tamam ben oraya bir tümsek yaparım milletin aksını kırarım. ya böyle ulaşımcılık olur mu böyle belediyecilik olur mu ya? Aydın her yeri tümsek ya bunun bir sürü önlemleri var. Hız kesmek istiyorsan, bunun güzelce şeritlerini çekersiniz, yaya geçitlerini koyarsınız, tabelalarını koyarsınız, milleti terbiye edersiniz. Gerekirse aydın her yerine MOBES'e kameralar koyarsınız, bir izleme merkezi kurarsınız. Hatta artık teknoloji o kadar gelişti ki, siz herhangi bir yolda hız kontrolü yapmak istiyorsanız, herhangi bir yerde yaya geçidi ihlali yakalamak istiyorsanız, bunları artık o gözleyen makineler yapıyor. Aynı zamanda bir programa veriyor, ona yapay zeka diyoruz. Sizin önünüze de ceza dökümünü döküyor. Vatandaş bunu bilirse, öyle tümseklere falan ihtiyaç yok. Millet gece vakti görmüyor, üzerindeki e, boya da silinmiş, tak bir vuruyor. Ne tekerlek kalıyor, ne amortisör kalıyor, ne e, alt takım kalıyor, güme gidiyor. Şimdi bir başka e, yol, çok önemli bir yol bu. Biliyorsunuz Aydın'a girerken, İzmir tarafından Aydın'a girerken, Otoban Köprüsü'ne gelmeden önce sağa doğru giden, orada bir özel lisemiz var, oraya doğru giden bir yol var. Bu yol aslında paralel olarak otobana ikinci bir çevre yolu. Bunu biz Güney Otoban Bulvarı diye, Güney Otoyol Bulvarı diye 20 metrelik bir bulvar olarak çizmişiz. İmar planlarında öyle. Ama bizim buldumcuklar, bizim buldumcuk belediyecileri imar planlarına bakmıyor. Orada ne bulduysa, ne bulduysa eski 6 metrelik yol gidiyorsun asfalt döküyor. Ya be kardeşim bunun bir imar planı var. Aç bir bak yahu. Çıkıp hava atmayı biliyorsun. Ulaşım master planı hazırlattırdım. Şu kadar milyon lira para ödedim. Yok ulaşım master planınız falan yok. Bırakın onu. Benim bıraktığım ulaşım master planlarını açın çizdiğim imar planlarını açın. Bu bahsetmiş olduğum e, okulun önünden geçip Işıklı Bulvarına aşağıdan Kadıköy Bulvarına kadar ulaşan o yola gidin bir bakın. Daracık yola, kimi yere asfalt kimi yere parke döşemişler. Ya burası bir bulvar arkadaş. Burası alternatif bir yer. Sen bu bulvarı açarsan şehrin içinin trafiğini rahatlatırsın. Çünkü İzmir'den gelip de Kadıköy'e gitmek isteyen İzmir'den gelip de efendime söyleyeyim Muğla'ya gitmek isteyen insanlar bile buradan transit geçebilir. Hiç kırmızı ışıksız bu bulvarı kullanabilir. Bakın burada kavşaklar hep çizilmiş. Bunlar hep yapılacak. O 48 tane kavşak dedik ya acil eylem planında. İşte bir tanesi Güney Otoyol Bulvarı'yla Işıklı Bulvarı'nın bir tanesi yeni açılan Hastane Yolu'nun, öbürü Kadıköy Yolu'nun, öbürü Yeniköy Yolu'nun kavşakları. Ama bu Güneydoğu otoban bulvarını gelin açalım. Gelin açalım, trafiği biraz rahatlatalım. Her çektiğiniz araç, her alternatif yola çektiğiniz araç şehir içi trafiğini azaltacaktır. Tıkanmaları önleyecektir. Hakeza, <laughs> bakın burada daha genel anlamda Güney Otoyol Bulvarı'nın beyaz olarak çizimini görüyorsunuz. Otoban Köprüsü'nden İzmir yolundaki Otoban Köprüsü'nden başlıyor. Ta Yeniköy'e kadar gidiyor. Yeniköy'den sonra da Devlet Su İşleri'nin büyük kanalı var. O kanalın kenarını yol haline getiriyorsunuz. Oradan Muğla yoluna bağlanıyorsunuz. Bakın o da Mavi Hat. Ova Emir'in altından Muğla yoluna bağlanıyorsunuz. Şimdi Ova Emir'den çıkan bir vatandaş İzmir'e gidecekse ne yapacak? Ya otobana girecek ya da şehrin içinden dolaşacak. Halbuki siz bu yolu açarsanız, bu bulvarı açarsanız Ova Emir'in içinden direkt kanal kenarından Yeniköy'e, Yeniköy'den de doğru İzmir yoluna kadar çıkabilir. Böylece şehir içi trafiğinde rahatlatırsınız. Bir başka ana bulvardan bahsedeceğim. Ata Bulvarı. Ata Bulvarı Aydın'ın en büyük bulvarıdır. İmar planlarını ben çizdim. Tam manasıyla bakınız. Astis'in yanından, Toptan Gıda Çarşısı'nın oradan başlar. Astis'in yanından devlet su işlerinin kanalından takip eder. Orta refüjünde de Hüseyin'in kanalı olacak. Kenarlarında 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş yol olacak. Koca koca kaldırımları olacak. 50 metrelik bir bulvardan bahsediyoruz. Aydın'daki en büyük bulvar 35 metre. O da yani henüz açılmadı 35 metrelik bulvar. Neresi biliyor musunuz? Devlet su işlerinin karşısından polis okulun oradan giden benim çizdiğim, açtığım Turgut Özal bulvarının devamı 35 metre. Daha açılmadı. Ham duruyor. Üstüne mıcır dökmüşler, mıcır asfalt öyle gidiyor. Bu bulvar 35 değil, tam 50 metre. 50 metre genişliği olan Aydın'ın tek bulvarı. Ne yapacak bu bulvar? Çeştepe ile Çeştepe ile tepecikle, organize sanayi ile Astis Orta Sanayi ile Aydın şehrinin bağlantısını kuracak Ata Bulvarı. Çok önemli bir bulvar. Ha ileride egemenlik bulvarını anlattık geçen haftalarda. Egemenlik Bulvarı Tabakane Deresi'nin takip ederek otoyoldan başlayıp hükümete kadar gidiyor. Ata Bulvarı da egemenlik bulvarından kol almak suretiyle toptan gıda çarşısının önünden Denizli yoluna bağlanıyor. Ya bunların bir açıldığını düşünün ya. Aydın'ın trafikte ne kadar rahatlayacağını gözünüzün önüne getirin. Çok mu zor? Ya bu bulvarın altındaki koca yağmur kanallarını koydum. Altyapıyı yaptım. Bir tek açılması kaldıydı. Ha niye açmadın? Ya o zaman orada trafik mırafik yoktu daha, astis yoktu. Bir toptan gıda çarşısını yapmıştım ben o kadar. Şimdi öyle değil, aradan 25 sene geçti, çeyrek asır geçti. Bunlar hep bizim master planlarımızda yazılı. Diyor ki 2010 yılında şunları yapın, 2020 yılında bunları yapın, 2030 yılında bunları yapın. Ta 2040'a kadar Aydın şehrinin gelişmesini planlamışız. <laughs> Açılacak olan her bulvarı, yapılacak her kavşağı o plana yazmışız. Açın bakın, kaybettiyseniz bana sorun göndereyim. Buradan anlatıyorum. Yani bize tutup da ya işte şu partiyi destekliyor, bunu bilmem ne yapıyor filan gibi bana bir siyasi damga vurmaya çalışmayın. Ben şu topraklara aşık, bu topraklara sevdalı, bu topraklar için ömrümün büyük kısmını vermiş ve bu topraklara bir sürü eser bırakmış, kendimi sorumlu hissettiğim bir insanım. Ben rolüm bu. Yararlanın. Ben yurt dışında başka işler de yapıyorum. Türkiye genelinde de başka işler. Ama bu topraklara olan benim manevi bağımı lütfen inkar etmeyin. Onun için haftaya değerli arkadaşlar, biz bu tür bulvarlarımızın neler olması gerektiğini aşağı yukarı acilleri bitirdik. Haftaya otopark master planını anlatacağız. Şimdilik hoşçakalın. Sevgi ve saygıyla.